Başka bir şey kaldı mı? Bunu da yükle de gidelim. Peki. Enişte, ablam yok mu? Atölyeye gitmiş, şimdi gelir. Geçin içeri, eşyalarınızı taşırız. Bu ortancası. En çok onu severim. Nasılsın baba? Ben çocukları alıp geldim. Başka çarem kalmadı. Baban aklını televizyonla bozdu. İşsiz kalınca kirayı ödeyemedim. Biliyorum sen de dardasın ama gidecek başka kapımız yok. Üzülme. Nasıl olsa bir tencere kaynıyor. İşe girer girmez tutarım bir ev. Konfeksiyon işi de yakında hareketlenecek diyorlar. Fazla yük olma. Babamın 3 aylıkları olmasa bu asalak enişten satardı beni. Hadi hadi çabuk alın biraz. Ne pişirdiyseniz getirin de zıkkımlanalım. Abla kardeş, ne tükenmez çilemiz varmış bizim.
ölüyorum yorgunluktan. Neyin var Dilek, iyi misin? Boğazım acıyor anne. Nefes alamıyorum. Terlemişsin de sen. Susadım. Onları öldürdüler. Çocuklar çabuk bitirin işinizi. Ben yine işe geç kalacağım. Bu evin işi bitmiyor ki bir türlü. Bana bırak, ben toplarım. Çamaşırlar yıkanacak, bulaşıklar yıkanacak. Şimdi bir de güvercin tüyleri çıktı başımıza. Doktora gidip geleyim, ben yaparım. Doktorla ne işin var? Dile çoktandır hasta. Dün gece yine ateşler içinde sayıkladı. Eniştem hep evde mi? Bitirdi beni. Gece gündüz sadece içmesini bilir. Ablana bakma Baldur. Benimle içip kakışmayı pek sever. Ne demezsin. Hop hop hop, bizim şeker fabrikamız yok. Her önüne gelen bu kadar şeker atsa. Oho. Bana tek şeker yeter. Ben çocuklarımı tek şekerle içmeye alıştırdım güvercin. Başka türlü geçinilmez ki. Haklısın abla. Bunun adı Kara Kız. En sevdiğim en güzel güvercin. Şu ak kız, bu da olacak. Bırakırsan kaçarlar mı? Yok, onlar bana gelirler. Islığımı tanırlar. Bıraksana o zaman. Olmaz. Amerika'da bile olsam bulurlar beni. Hatta görelim. Osman, buralardan bir yere ayrılma, tamam mı? Tamam anne. Atsana. Bakın şimdi. Anne, nefes alamıyorum. Az kaldı kızım, biraz sabır. Ne tatlı kızsın sen bakalım. Ne şeker kızsın sen bakalım. Güzel kız. Çekilin. Bir daha tramvaya binmek istemiyorum. Tamam canım. Hemen hemen bütün bronşları tıkalı çocuğun, iltihap dolu. Sürekli tedaviye ihtiyacı var. 15 gün sonra kontrole gelirken bir de röntgen çektirin. Şu ilaçları da almayı unutmayın. Ne kadar tutar? Babasının sigortası yok mu? Babası öldü, sigortası yoktu. Sigortalı bir akrabanız da mı yok? Babamın 3 aylığı var, onun sigortası bize geçer mi? Ben bilmem. Konu komşudan sigortası olan bir tanıdığınız varsa yardımcı olsun. Yoksa siz altından kalkamazsınız tedavi masraflarının. Güle güle, geçmiş olsun. Güle güle. Güle güle. Teyzem bizi sevmiyor değil mi anne? Onu sevgiye ayıracak zamanı yok kızım. Hepimizin hayatı kaymış. Hepimizin mi? Gel bakalım. Şimdi son paramızı harcayıp taksiye binelim ha. Taksimetreyi kapattım abla. Bedava turistik gezi. Fena mı ha? Şimdi geliyorum abla. Hiç merak etme.
Şşş. Ne var be? İş var iş. Güzel kadın. Yeni mi düşürdün? Müşteri o, görmüyor musun? Çocuğu var. Boş gelmeyeyim dedim. İşte ne haber? Adres burada. Bu gece pavyon yok. Bekarlığa veda partisi var, ona gidiyorsun, tamam mı? Hmm, 400'ü benim. Yarın hallederiz, tamam ya. İşim var şimdi, gitmem lazım. Bana bak, cepten öyle de. İyi, tamam. Evi görebilir miyim? Tabii, olur. Eskiden konakmış. Bildiğim paşa konağı. Daha önce bekarlar oturdu burada. Pezemekler harabeye çevirdiler. Ama kadın eli değerse yine saray olur. İstersen yukarıda bak. Defolup gidemedi buralarda. Tamammış, koşa koşa. Nasıl? Evi beğendin mi? Bilmem, başımı sokacak bir yer işte. Biraz kapora bırakırsan iyi olur. Soranlara el tutuldu derim. Üstümde çok az para var, onunla da ilaç alacağım. Doktordan geliyoruz da. Köpek ölmüş, vah vah vah. Kaka dinmiş, ha ha. Demek sen hastasın ha, küçük kız. Travesti mi istiyorlar? O kolay. Bende her cins mal bulunur. Paradan haber versinler. Yeni jenerasyon elinde iki tane piliç var. Aklın hayalin durur. Neyse. Hesabı dolar üzerinden çıkarım, tamam mı? Sizi gitti zannettim. Emine kadın kiralık eve bakmaya gittiğinizi söylemeseydi basıp gidecektim. İlanı görünce bir sorayım dedim. Oo iyi. Benim uyutum burası. Ağzını. Hmm, tatlı mı? Ay, acı. Aa, gel o gringolar. Bu ilaç sana göre değil baba. Kayınpeder ne bulsa içiyor baldız. Ayıptır söylemesi. Bedava bir yerle bulsa inmesine iyi gelir diye onu da götürecek. Ondan sonra al başına belayı. Gidebilir miyim? Ama terlemeyeceksin. Tamam. Angel'ı istiyoruz. Demek Angel'ı istiyorsunuz. Tamam. Onu şimdi vereceğim size. Kallarla gitmek istiyorsun değil mi? Peki git hadi. Hadi hop. Yalancısın sen. O güvercin senin değil. Mutlaka çalmışsındır. Nereden çaldın? Söylesene. Benim diyorum. Adı da Akkız. Taşınırken getirdim. Hadi oradan simekli. Vallahi benim ya. Üç güvercinim var. Biri de bu. Akkız, Karakız, Alaca. Dilek bu bizim değil mi? Evet bizim. Thank you.
İkiniz de yalancısınız. Ağzını burnunu kırmadan o güvercini bize ver. Ben hırsız değilim. Yardım edeyim güvercin. Hayır, çık buradan. Çok güzelsin Barlas. Ablandan daha güzelsin. Çek elini hayvan herif. Hayvan herif, bırak beni. Senin de canın istiyordur. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Boşver, akmasın. Çeşme vardır nasıl olsa, gider getiririz. Korkuyorum abi. Fare ölüsü kokuyor. Ve çöpük gibi. Yarın güzelce siler süpürürüm, saray gibi yaparım. Hem burasının eskiden paşa konağı olduğunu unuttun mu? Sarda susmuyor. Onu boşver sen. Biz bizeyiz, her şeyin bir kolayını buluruz. Gömseydin sarhoşu orada. Bir daha yaparsa alırsam namusunu. Önüne bak. Adı güvercinmiş. Yazık. Kullanmadığım öteberiyi verdim. İyi yapmışsın Elif. İnşallah bunları hak eder. Ne demişler? Bir kötünün 40 mahalleye zararı dokunulmuş. Ki gene bak. Bıçaklayıp dere kenarına atmadılar şimdi. Bu uzo da önüne geleni sermaye yapıyor. Ama güvercin de albenilik adam. Uzo taksiyle getirmiş mahalleyi. Onu da çabuk kandırır. Nasıl taşıyacağız bunu be? Hala bu dünyada mısın? Rıza, ne oldu da Bekir'e? Yine karısının mezarı başında sabaha kadar içmiş. Bu kadar da olmaz ki, hem de mezarlıkta çarpınca. Dur diyen olmayınca komaya girmiş tabii. Mezarlık köpekleri bir gece yiyecek bunu. Parçalasınlar. Bıktım valla, bu kaçıncı ya, gebersin. Yazıktır, karısını unutamıyor garip. Başlayacağım ölmüş karısından şimdi ama ha. Bizim de karımız öldü, bunun gibi yapıyor muyuz? Tut şunun ayaklarından da götürelim ya. Yardım edelim mi? İstemez, alışırız biz bu sarhoş osacıyı götürmeye. Tut bakayım.
Geçmiş olsun Vedat. Bize iki çay getir. Buyur. Ne zaman tahliye oldun? Bu sabah. Geçmiş olsun. Ne yapacaksın şimdi? İçerisi nasıl? Hoş nasıl geçti? Buyur. Bir emanet lazım bana. Onun için geldim. Emanet. Anlarsın işte. İşimi görsün yeter. Kaçlık olduğu umurumda değil. Ben bıraktım o işleri Vedat. Ortalık karışık. Bildiğin gibi değil. Tanımaz mıyım seni? Vardır dipte köşede. Çok lazımsa bakarız. Aslında veresiyemiz yoktur. Yani düzenli maaşı olanların haricindekilere. Bir işe girer girmez öderim. Veresiye almaya mecburum. Yoksa çocuklarım ne yer? Ama işte he deyince bulunmuyor. Sizin de aklınızda olsun. Çalışmak zorundayım. Kulağım kirişte. Duyarsam haber veririm. Ama gel çay için. Kimin nesin? Yeni taşındı dul. İçime doğdu sanki. Sana rahmetliyi unutturur mu? Biz rahmetliyle kıyamette buluşacağız, sözleştik. Sözünde duracaksın yani he? Sözüm söz. Nereden geliyorsun? Emekli maaşımı aldım. Almışsın belli. Biz burada neciyiz he? Bunlar sende olmayanlardan. Bu kadın kim? Taktın kadına sen de ha. Kocası yeni ölmüş. Bizim vakıfhaneye yerleştirdim. İki çocuğu var ama olsun. Adı da Güvercin. Yeter mi? Güvercin ha. Ülkek. Masum. Sevimli. Tuğbekir hadi gel. Oynama. Rıza çay ver. Anlat bakalım Tuğbekir. Oynama. Ya başlayacağım senin bu tükürmene ya. Oğlum benim sizi öylesine tükürmek. Tek işte. Akıllı ol. Her şeyi gazete yazmaz ama. Boş ver Rıza. Biz alıştık Tuğbekir'in tükürmesine. Oynama. Çabuk ayılmışsın postacı. Ya mezarlıkta bir ayaz oluyor. Aklın durur. Yoksa yeni mezarlıkta mı topladın bunu? Sorma Rüftem abi. Yürü. Gece yarısına kadar şifreli seyrediyor. O hızda soluğu rahmetli yengenin mezarı başında alıyor. Ağlaya ağlaya mezarın başında sızıp kalıyor. Seni gidi tuğ seni. Oynama. Bir daha sızarsan namussuzum almam seni. Geber onu. Güvercine kanın kaynadı galiba Tuğbekir. Oynama. Ne iş? He? Sorma. Postacı bir görüşte aşık oldu. Onun derdi aşk değil abi başka şey. Yalan mı tuğ? Oynama. Öyle Muzo'ya haftada bir ayarlasın bir şeyler. Sen de rahat edersin, mahallenin kadınları da. He? Hem biz de seni mezarlıklardan toplamaktan kurtuluruz aslında. Ulan bu yanda sahi saracak. İyi ki bir kadına baktın. Seni gidi Tuğbekir seni. Oynama. Kaç bir güvercin desin. Buralarda bakkal var mı? Bana bir paket 2000'le 1 litre su alır mısın? Bıçak bile iyicisiydi. Saatlerce evin önünde öyle durur ayrılmazdı. Bana aşıktı. Beraber kaçtık.
Aşk mıydı benimkisi, merak mı? Yoksa öksüz, anasız bir evden bir an önce kurtulma isteği mi bilemiyorum. Kıt kanaat geçindik. Hop. Nerede? Anladın mı? Tekrar. Yapıyorum, dikkat et. Gördün mü? Bir daha yapıyorum, bak. Bakkala fazla borçlanma. Belediyenin aşevleri var. Ayıp değil ya. Bende sefercası var, veririm sana. Sağ ol Emine abla, çok destek oldun bana. Dertleşecek birinin olması ne güzel. Suya da ihtiyacın olursa gel al bizden. Depomuz var, çekinme. Gelirim. Aşevi için sefercasını kızla gönderirim. Muhtara da kaydettiririm. Sahipsiz bir kadın olduğunu. Ben Tuğbekir, komşuyuz. Ver sepetasını komşuyuz. Sağ ol. Aa, çekinmene gerek yok. Buradakiler beni tanır. Kime sorsan emekli postacı Tuğbekir diye herkes bilir. Başka işleri de koşarım istersen ha. İki ekmek bakkal amca, biraz da peynir alacağım. Para var mı? Yok. Al şuradan. Veresiye yazalım ama kirayı göndersin. Bu velet güvercinin oğlu değil mi? O ya, olmaz olsun. Ne istiyorsun gariplerden? Geleli 10 gün oldu, bir sürü borç yaptı. Hep veresiye, hep veresiye. Hepsi üstümde kalacak biliyorum. 100 gram peynir. 4 ekmek. Yaz babam, yaz. Çocuğun elinde 2 ekmek gördüm. Yarın nasıl olsa 2 ekmek daha alırlar. Hem unuttuklarımız da bize giriyor. Benimle evlenirse hepsini öderim. Merak etme. Varsa öyle bir niyetin iste. Biz de paracıklarımıza kavuşalım. Emine bacıyla konuşacağım. Aracı olsun. Ya kabul etmezse? Eder elbet. Benim gibi seni nerede bulacak? Seni gidi Tuğbekir seni. Üç şeker atmasana kız. İstediğin gibi iç kızım. Veresiye almıyor, gitmiyor ama. Bakkal bir şey mi dedi? Para istedi. Bana söyleyin. Veresiye artıyor. Kirayı da ödemediniz. İş arıyorum biliyorsun. Biraz daha idare edelim bakalım. Ne istiyorsun şimdi? Ekmek, süt, çay, bir de kesme şeker. He. Tuğbekir benimle evlenirse bütün borçlarını öderim diyor. Ben evlenmek istemiyorum. Hele iki de bir tüküren sarhoş bir adamla hiç evlenmem. Bir gün gelir bıçak yemeye dayanır. Öderim dedim. Keyfin bilir. Adresini kamyonetçiden aldım. Başıma sokacak bir delik işte. Ya para? Senden aldığım nakit kanaat bugüne geldim. Babamın 3 aylıklarını alınca biraz daha getiririm. Şimdi bende de yok. Beni düşünme, bir iş bulurum.
Kahrolasıca enişten. Boş ver abla. Çile. Çekeceğiz. 20 yaşında olsaydım şimdi çalışır para kazanır. Borçlarımız öyle. Annemi kimsenin üzmesine izin vermezdim. Kazanlar vardı. Merak et. Yemek fabrikası burası. İş yerlerine yemek servisi yapıyor. İyi. Daha önce çalıştın mı böyle yerlerde? Konfeksiyon atölyesinde çalışmıştım. Neden ayrıldın? Sektör krize girdi. Evli misin? Kocamı kaybettim. Yazık olacak bu nazik ellere. İş olsun da. Yokken kız kardeşine göz kulak olursun. Çok para verecekler mi? Borçlarımızı ödesek yeter. Hem günde bir öğün yemek verecekler. Sefertasına koyar size de getiririm. Etli yemek getirecek misin? Zeytin yemekten bıktım. Ne verirlerse onu getiririm. Telefon etti. Barışalım dedi. Bara gittim. Bütün gece eğlendik. Hemen yarın işe başla dedi. Yakında beni daha iyi bir görevle yukarı alacakmış. Kadın damağında kalmış. Önce kovdu sonra geri çağırdı. Seni unutamamış besbelli. Bu sefer kafanı kullan da herifi kızdırma. Her dediğini yap patronum. Bu kadın kim Ersin? Gazete ilanıyla senin yerine buldular. Sen döndün ya, yakında güvercini uçururlar. Güvercini mi? Adı Güvercin Aspan'ın.
İstiyse git kendin sor. Sabahın köründen beri oturuyor burada. 20 bardak çay içti. Hacım, Süleyman Bey seni çağırıyor. Tamam mı? Hadi. Güvercine yol göründü. Sepet diyecekler. Semra Hanım tekrar işine dönmek istedi. Semra'yla eski bir hukukumuz var. Personel fazla mı oldu? Burası bir işletme. Talimat verdim. Muhasebede işlemiş yemirlerinden fazlasını verecekler. Ücretimin yarısına bile razıyım. Bedava da olsa fazla personel çalıştırmak adetim değildir. Biraz önce kovuldum. Ben Karagün dostuyum. Hemen bu gece paralı bir iş bulayım sana. Bana hoş olursun. Taksiyle gelirsin. Senin gibi bir kadın için bu işlerin şahı. Acımdan ölürüm daha iyi. Söylemesi kolay. İki küçük yavrunu unuttun galiba. Arada bir çıkarsın. İstanbul'da kim kimi tanır be. Daha ne kadar sefer taslarıyla sokaklarda dolaşacaksın. Cebimden ararsın. Biraz daha konuşursan suratının ortasına yapıştırırım. Senin canın burnunda bugün. Seninle konuşulmaz. Telefonu bekliyorum. Kolay para kazanmak istersen cepten ara. Allah belanı versin. Yemeği yiyeceğiz bu akşam.
Biraz makyajına dikkat et Allah aşkına. Şu elbiseni güzel giy ya. Kararını verdin mi? He? Benim müşterilerim temiz ve paralıdır, tamam mı? Akşam yine bekletme beni. Gözünü seveyim, hasret etme beni. Hadi. Kira için yeter mi? Peki veresiyeler ne olacak? Bir kolayını buluruz. Evde buyurun. Allah kabul etsin. Ah, hoş geldin. Su alacaktım. Doldur kızım. Sağ ol. Bir telefon edebilir miyim? Aç, ne olacak? Ortacı olarak çalıştığım bir atölye vardı. Kriz de kapandı. İşler açılınca çağıracaklardı ama izimizi kaybettirdik. Cevap yok. Gün doğmadan neler doğar. Gel otur hele şöyle. Çocuklar korkarlar. O kara karga da bağırıp duruyordur şimdi. Sana anlatacaklarım var kız. Hayırdır Emine abla? Evlenmeyi düşünmüyor musun? Talebin var. Boğaz derdine düşmüşüm ben Emine abla. Daha bugün yavrularımı doyurmak için nikah yüzüğümü bile sattım. Postanede emekli. Çocuğu da yok. Tubekir mi yoksa? Tanıyorsun demek. Hiç öyle bir düşüncem yok benim. Şimdiki haline bakma. Rahmetli sağken evine çok düşkündü. Karısı öldükten sonra sapıttı zavallı. Kendini içkiye vurdu. Rahmetlinin mezarı başında sabahlara kadar ağlayarak sıkkımlanıyor. Acıyor insan. Karısının cenazesi evden çıkmadan başladı içmeye. Memur bey.
teslim ol. Birkaçı arıyoruz. Buralarda bir kuytu da olabilir. Ne İyi akşamlar hanımefendi. Bir kaça arıyoruz. Evimde kimse yok. Biz yine de bütün evlere bakıyoruz. Müsaadenizle. İyi geceler hanımefendi. Rahatsız ettik. İyi geceler. İyi geceler. 5432 merkez 5418. Ne oldu? Burada mıymış kaçak? Yok, bulamadık. İyice baktınız mı abi ya? Aradık, bulamadık. Allah Allah. Burada yokmuş la. Ben bir yerden daha şüpheleniyorum memur bey. Nerede? Şu aşağısı.
Oraya da bir bakalım. Hemen gidin. Atlattık onları. Evet, atlattık. Ben bu amcayı tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Mahallede karşılaştık. Demek oğlunuzmuş. Ne olur gidin, beni de suçlu duruma düşürmeyin. Korkmayın. Ortalık sakinleşsin giderim. Neden teslim olmuyorsunuz? Olacağım ama önce geberdiklerinden emin olmak istiyorum. Bir bardak su alabilir miyim? Allah bağışlasın. Güzel çocuklar. Sağ ol. Onlar benim her şeyim. Neden vurdun? Namus meselesi. İnsanın başına gelmeyen kalmıyor. Hapisten de yeni çıkmıştım. Günaydın ey gökte ararken yerde bulduğum güvercin. Ne diyorsun sen be? Gel teklifime evet de. Bak ortalık katil kaynıyor. Tasası sana mı düştü? Katil benim eve girmeye bile cesaret etti. Gözü yemedi kaçtı. Ulan ne inat karıymışsın be? Ne yapacaksın? Yap bakalım. Ya sen yap, sen. Bak bir daha göstereceğim, gel. Bak. Gördün mü? Polisler mahallede dolaşıyor. Bugün de burada kalmam gerekecek. Çocuklar, misafirimizden kimseye söz etmek yok, tamam mı? Neden anne? Çünkü kötü adamlar ona zarar verebilir. Bunu istemezsiniz, değil mi? Hayır. Aman oğlum, bu amcadan kimseye söz etmeyin, tamam mı? Tamam anne. Hadi bunları kahvaltı masasına götürün. Bunu da sen al. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çocuklara söylediğini kastetmiştim. Yanlış bir iş yaptığımı biliyorum. Seni de zor durumda bıraktım. En kısa zamanda çıkıp gideceğim. İyi.
İki mahkumun sohbeti müthiş bir gerçeği ortaya çıkardı. Koğuş arkadaşının eşiyle dost hayat yaşadığını öğrenen ama durumu belli etmeyen koca tahriye sonrası dehşet saçtı. Katil bu. Hapiste herkes birbirine anlatır dışarıdaki zamparlıklarını. Semra deyince şüphelendim. Belli etmeden bir iki soru sordum. Baktım bizimkini tarif ediyor. Çıkınca takibi aldım ikisini de. Yapacak bir şey yoktu. Ben hapisteyken çaresiz kalan karımı iş vererek kandırmış. Ne işi? Şu aşağıdaki yemek fabrikası. Demek o Semra senin karındı. Semra'yı tanıyor musun? Vurduğun adamın iş yerinde çalışıyordum. Semra'yı iş almak için beni kovmuştu. Buyurun. Hatırladın mı? Figen. Tanıdım. Sana söyleyeceklerim var. İçeri almayacak mısın beni? İçerisi berbat durumda. Temizlik yapıyordum da. Aa, olsun. Biz ne harabelere girdik çıktık. O zaman bana gel. Diyeceklerim var. Hı-hı. Önemli. Oldu mu? Tamam, gelirim. Lan kadın da fena değil ha. Ulan her kadına sermaye gözüyle bakmasan olmaz sanki. Bana diyorsun ama herifçi oğlu malı götürmüş. Hemen yukarıdaymış bu şuvası. Kan var ama ölü yok, öyle yazıyor gazete. Ölselerdi en az 30 sene yerdi. Yok be oğlum, ağır tarihten yırtar. 5-10 sene en fazla. Herif zaten içeride yatmaya alışıkmış, yeni çıkmış. Aynı durum benim başıma gelse ben de vururdum vallahi. İsterse idam versin. Yakalandı mı acaba? Polisler mahalleden çıkmadı. Bir evde gizleniyor dediler. Kimin evindedir dersiniz? Ne bakıyorsunuz lan? Bu yaştan sonra evime erkek alacak değilim herhalde. Kadın olsa neyse. Belli mi olur Tuğ Bekir? Oynama. Ne dersin? Ben öyle yerlerde çalışmam. Orospuluk teklif etmiyorlar kızım sana. Pavyonun temizliğine bakacaksın, o kadar. Edebinle gidip gelirsin. Kararım kesin, ısrar etme. Sen de ne çetin cevizmişsin be. Polisler gelmiş midir abi? Biz kimseye söylemezsek yakalayamazlar Vedat amcayı. Ben söylemem. Ah ulan güvercin,
He de sen ne olur sanki. Şifreli kanaldan karı seyretmekten gözlerimiz bozuldu. Kandıramadık şu karıyı. Çek ayağını be. Boşuna uğraşma. Bu yolun yolcusu değil o. Sana da zamanında az dil dökmemişti kızım. İçinde orospuluk yok onun. Yoksa koyarız. O bizim işimiz kızım. Ulan aklından yine neler geçiyor kim bilir. Kafayı taktım bu karıya. Bu malda iyi kar var. Ben yatmaya gidiyorum. Haşatım çıktı. Bundan sonra bir gecede iki müşteriden fazlasına kapalıyım, anladın mı? Zıbar yat be. Bir paket ekip, üstüyle de çikolata alırsın. Ya. Adı ne bu? Bebek. Demek bebek. Bir iki bin. Kimi alıyorsun? Annem. Vay, senin annen sigara da mı içiyor? Yok, içmiyor. Yani bazen içiyor. Bana bak, yoksa bir misafiriniz mi var evde? Yok. Al bakalım. Al. Hem de 2000 içiyor. Borcunu ödeyemiyor, hem de 2000 içiyor. Bu ne dümen anlayamadım. Şey, üstüne de... Üstüm üstü yok. Borcuna sayarsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Güzel oynuyorlar. 3 gündür buradayım. Birini tanımak için çok kısa bir zaman. Sabıkalı bir adamım. Bu saatten sonra benden ne köy olur ne kasaba. Ama ümit bitmiyor işte. Uzun uzun düşündüm. Daha fazla duramam bu evde. Benimle gelin. Beraber bir hayat kurarız. Peki nereye? Başka bir şehre gidelim. Yeter ki benimle gelmeyi kabul et. Başında bir sürü bela varken mi? Kadın başına 2 çocuğunla ne yapabilirsin? Sonu belli olmayan bir maceraya atılamam. 2 yavrum var. Bu sefalet içinde Osman'ın hırsız olmayacağı, kızının büyüyünce kötü yola düşmeyeceğine malum. Nasıl engel olursun? Biliyorum, zor. Her şeyi değiştirmek mümkün. Bakma namus için kan döktüğüne. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Bana güven.
Gel bundan sonrasını kurtarmaya bakalım. Huzur dolu bir yuvanın hayalini kurdum hep. Ama kabuslarımızdan daha kötü şeyler yaşıyoruz. Geçim sıkıntısı sigaraya da başlattı demek. Oğlum bu sabah 2000 aldı. Aha, efkarlanınca yatarım arada bir. 2000, ağzının tadını biliyorsun. Ama istersen Marlboro da içebilirsin. Benden. İstemez. İstemezmiş. Ama ben alacağımı isterim. Burası babanınkileri değil. Alo, anladın ne mı? Ne oldu? Kimden bahsediyorsun yine? Hele şuradan bir Marlboro versene. Kim alacak? Güvercin denilen şu cilveli karı. Borcu boynunu açtı, ne para veriyor ne de başka bir şey. Merak etme, ben onun fitili yakacağım. Yakında hem paranı alırsın hem de zevkini. Ayarlayamadın gitti şu işi. Zurnik olsa bitirmişti işini. Demek ki işinin ustası olamamışsın. El mi yaman, bey mi yaman göreceksin. Yaklaş hele, plan çok güzel oldu. Çok iyi kalp, çok içli bir adam. İçliğinde çok gönüller yakmış. Ne zannetti ya? Ama şimdi zavallı yüreceğim biri için çarptı. Aç kurt gibiyim. Kısmetinde iyi şeyler var. İyi şeyler ha? Kısmetin açık tut. Oynanma. Muradıma erecek miyim yani? İstediğin olacak. Rıza! Buyur abi. Çay ver. Hemen gazeliğim geliyor. Ateşlendi. Kronik bronşit demişlerdi. Doktora götürsene çocuğu. Bir sürü film tahlil istiyorlar. Para nerede? Oğlum bir su ver. İlaç paraları da ateş pahası. Tübekinin sağlık karnesinden alalım. Ben böyle hayatın içine her şey bu kadar iğrenç. Bu ses değil. Bizim oğlanın güvercini kafesten kurtulmak istiyordu. Doktora götür. Bıçak yemeye dayandı. Tersliklerin sonu gelmiyor. Bir yerden para bulmam lazım. İnsaf edin. Borcu herkese sizden gelmiş. Sizin niyetiniz ne? Anlamaya başladı galiba. Ben canlı bireyim. Gidin! Bırakın beni! Bırakın onu! Evet. İmdat! 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 Bırakın diyorum!
bayağı çalmıştı. Gidelim buralardan Vedat. Gidelim. Kıza ilaçlandırır. Benim az bir işim var. Vedat. Karşılık eşyalarını rehin aldım. Paramı verirsen eşyalarını veririm. Hoş geldin güvercin. Bir gün geleceğini biliyordum. Herkes duysun. Tuğbekir artık tükürmeyecek. Ver onları bana. Ben taşırım.